Merhabalar hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bu çok güzel lila ipimle güzel bir model göstereceğim. İpim Alize Happy Baby arkadaşlar. Şöyle tığımda iki buçuk. Şöyle gösterelim. Evet hanımlar bugün bu güzel ipimle iki sıralı bir model göstereceğim. Ben çok beğendim. Yapımı da kolay bir model. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi hazırsak modelimizin yapımına geçelim. Evet hanımlar ben zincirlerimi kamera arkasında tamamladım. Şimdi zaten zincirlerimizin herhangi bir sayı veya kat sayı göre çekmiyoruz. Yapmak istediğiniz modele göre çektiğiniz için istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Ben sizlere model göstereceğim için çok fazla bir zincir çekmedim. Tığımın başını alarak sayıyorum bakın 1, 2, 3, 4 üçüncü zincirime batarak ikili bir trabzan yapıyorum. Tığımın başını alıyorum. Hemen yandaki zincire batarak tekrar ikili bir trabzan daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi kenar trabzanımla birlikte üç tane trabzanım oldu yan yana. Daha sonra tığımın başını alarak sayıyorum hanımlar. Bakın. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire batarak bu alana ben yani aynı zincirin içine 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şu an 3. yapıyorum. 4 5 ve 6. Bakın. 6 tane aynı zincire trabzanımı yaptıktan sonra hanımlar Üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını alarak bakın. Yine sayıyorum aynı şekilde. 1, 2 3 üç. 3. zincirime batarak gene ikili bir trabzan yapıyorum. Daha sonra üzerine tekrar 3 zincir tekrar tığın başını alarak tekrar sayıyorum. Bakın 1 2 3 4. zincirime batarak ikili bir trabzan yaptım. Tığ başına alıyorum. Yandaki zincire bir tane daha ikili trabzan. Yan yana 4 tane ikili trabzan yapacağız bu noktada hanımlar. Şu an dördüncüyü de yaptım bakın. Daha sonra yapacağımız şey zinciri veya çekmiyoruz. Tığımızın başına alarak sayıyoruz. Gene aynı şekilde bakın. 1, 2, 3. 3. zincirime batarak aynı noktaya bakın. 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada olduğu gibi. Evet bakın şu an dördüncü yaptım 5 ve 6 6 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra üzerine 3 zincir Tığımın başına alarak 1, 2, 3 3. zincire batarak ikili bir trabzan yapıyorum Daha sonra tekrar 3 zincir hanımlar tığın başını tekrar alarak sayıyorum Genel aynı şekilde bakın 1 2 3 3. zincirime batarak ikili bir trabzan yapacağım başlangıçta hatırlarsanız üç tane e, ikili trabzanımız vardı sonda da gene aynı şekilde üç tane trabzan yapacağız yan yana Zincirlerim tam da denk geldi. Saymamıştım ama. Şöyle bir gösterelim bakın. Bu şekilde modelimizi artık ikinci sırasına geçerek uygulayacağız. Daha sonra iki tane zincirimizi çekiyoruz. Modelimi çevirdim arkadaşlar. İki zincir çektikten sonra modeli çevirdik. Tığın başına alarak bakın buradaki üç trabzanın üzerine yine aynı şekilde üç tane trabzanı yapacağız. Bunda bir değişiklik olmayacak. Daha sonra tığım başını alarak bakın birinci değil, ikinci kutucuğa 6 tane ikili tırabzanımı yapıyorum. 2 3 4 5 ve altıncıyı yaptım daha sonra üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum hanımlar tığımın başına alarak bakın aynı zincirin içine yani şu aynı yuvarlağın içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bakın daha sonra 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına alarak buradaki 4 trabzanın üzerine gelerek 4 tane trabzan yapıyorum üzerine. 3 ve 4. Bakın. Daha sonra burada zincir çekmiyorum. Sadece tığımın başına alarak gene aynı şekilde bakın. Birinci değil ikinci. Boşluğa altı tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2, 4 5 ve bu da 6. Daha sonra üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına alarak aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yaparak burada bir boşluk oluşturmak amacımız. Daha sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına alarak bakın bu sondaki 3 trabzanın üzerine geçerek gene 3 tane trabzanı yapıyoruz. Şöyle bakın başlangıçta da yine 3 trabzanla başlamıştık. Yine aynı şekilde bakın. Gene 4 trabzanın üzerine yine trabzan gelecek şekilde. Modelimiz biraz daha ilerleyince kendini gösterecek. 2 zincir çekiyorum. Tığımın mal, yani modelimi çevirdim. Bakın tığın başına aldıktan sonra gene aynı şekilde trabzan üzerine trabzanlarımı yapıyorum hanımlar. Daha sonra gördüğünüz gibi trabzanlarımız üzerine trabzan yaptıktan sonra tığımızın başını alarak bakın bu birinci boşluğa değil burada oluşturduğumuz ikinci küçük gözüken boşluğa. 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 daha sonra hanımlar 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına alarak bakın aynı noktaya bir tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra 3 tane zincirimi çekerek tığın başını sarıyorum. Ve bakın buradaki 4 trabzan üzerine gelecek şekilde gene aynı şekilde dört tane trabzanımızı yapıyoruz hanımlar. Bakın daha sonra burada zincir çekmiyorum. Tığımın başını alarak yine aynı şekilde bakın. Bu birinci boşluğa değil. Şurada oluşturduğumuz küçük ikinci olan boşluğa batarak gene 6 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şu an ben dördüncüyü yapıyorum. 4 5 ve 6 Bakın daha sonra üzerine 3 tane zincirimizi çekerek tığın da başını sararak aynı noktaya tekrar batarak gene ikili bir trabzan yaptım. Burada boşluk oluşturuyorum yani. Daha sonra 3 zincirimi çekerek tığın başını sarıyorum. Sondaki 3 tane trabzanımın üzerine yine trabzan yapıyorum. Sürekli trabzanlarımızın üzerine gene trabzan yapıyoruz hanımlar. İki zincir modelimi çevirdim bakın. Tığın başını alıyorum yine trabzan üzerine trabzanlarımızı yapıyoruz. Tığın başını sarıyorum. Bakın zincir çekmiyorum. Buradaki şimdi yine aynı şekilde bakın. Bu birinci boşluğa değil. Burada oluşan küçük ikinci boşluğa batarak 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şu an 4 5 ve 6. yaptım. Üzerine hanımlar Evet, 6 tane trabzanımı yaptım. İpim biraz elime sarmallaşmıştı. Onu düzenlemek için ara vermiştim. Daha sonra hanımlar 3 tane zincirimizi çekerek tığın başına alarak bakın bu noktaya aynı noktaya bir tane daha batarak ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra 3 tane zincirimi çekerek tığın başına alıyorum ve bakın buradaki 4 tane trabzanın üzerine gene aynı şekilde 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Burada zincir çekmiyorum. Sadece tığım başını alarak bakın gene aynı. Birinci boşluğa değil ikinci boşluğa batarak 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 3 oldu. 4 5 ve 6 daha sonra hanımlar iki tane zincirimi pardon üç tane zincirimi çekerek aynı noktaya tekrar batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum bakın 3 zincir tığın başına alarak bakın buraya geçiyorum yani artık sondaki üç trabzanın üzerine gene trabzan yapıyorum zaten sürekli trabzan üzerine trabzan yaparak devam ediyoruz. Trabzanların üzeri hiç değişmiyor. İki tane zincirimi çektim. Tığımı çevirdim. Yine trabzan üzerine ilk önce trabzanlarımızı yapıyoruz. Herhangi bir zincir çekmeden tığın başına alarak bakın gene aynı şekilde. Birinci değil ikinci oluşan küçük boşluğa batarak 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum 3 4 5 ve bu da 6. Daha sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığın da başına aynı noktaya tekrar batarak ikili bir trabzan yapıyorum. Üzerine 3 zincir tığın başına alarak bakın buradaki yine aynı şekilde 4 trabzanın üzerine gene 4 tane trabzan yapacağız. Evet 3 ve 4. Daha sonra tığın başına alarak bu noktaya 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 üzerine 3 zincir tığın başına aynı noktaya batarak gene ikili bir trabzan tekrar 3 zincir Tığı da sararak sondaki üç tane trabzanımızın üzerine trabzan yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde devam ediyor hanımlar. Ben şimdi modelimi biraz daha büyütüp size öyle göstermek istiyorum. Evet hanımlar modelimi tamamlamış halim bu. Sizler de bu modeli örmek istediğinizde elinizdeki model bu şeklinde olacak. Yani umarım güzel anlatabilmişimdir olabildiğince anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince. Modelimi çok beğendim. Çok basit, çok pratik ilerleyen bir model. Yani seri bir şekilde yapabileceğiniz bir model yani arkadaşlar. Umarım sizler de zevkle yaparsınız. Öyle düşünüyorum yani en azından. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz mutlaka kanalıma abone olmalısınız. Kendinize çok iyi bakın. Denediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.